Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Randevu tamam. Söylediğiniz gibi tanıttım sizi. Yarın saat 2'de Reşat Yaşaran'la holdingde buluşacaksınız. Güzel. Teşekkür ederim. Burası. Adam geldi Reşat Bey'e hemen haber ver. Nereye hazırladın sen? Reşat Bey odasında görüşecek. Onlar toparlanana kadar salonu al hiç olmazsa. Hemen haber ver hadi. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Reşat Yaşaran. Fahrettin Ilgaz. Aytara Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar. Memnun oldum. Bunlar da diğer ortaklarımız. Erdoğan Yaşaran, Selim Yaşaran. Çok iyi. Görmek istediğim herkes burada. Olması gerektiği gibi. Buyurun. Türkiye'ye yeni geldiğinizi duydum. Neden ilgileniyorsunuz bizimle? Yakın zamanda yaşananlar dikkatimi çekti. Çok güçlüyken hızla bu gücü yitirmeye başladınız. Evet. Rakiplerimiz bizi yıpratmak için fazla üstümüze geldiler. Nasıl bir süreçten geçtiğinizi çok iyi biliyorum. Belki ben çok uzaktaydım ama kalbim burada atıyor. Çünkü sevdiklerim burada. Şimdi de bana ihtiyaç duyulacağını hissettiğim için buradayım. Şu sıralar birçok yabancı şirketle irtibat halindeyiz. Stratejik bir adım atmadan önce şirketimiz için en güvenli ortağı seçmeye çalışıyoruz. Bu arada dondurduğumuz projelere de tekrar konsantre olduk. Özellikle İzmir'deki rüzgar enerjisi tesisleriyle ilgili bakanlıktaki pürüzler hallolmak üzere. Piyasada rakibi olmayan çok büyük yatırımlarımız söz konusu. Biz bunları gizli tuttuğumuzu zannediyorduk ama özellikle Balkanlarda bundan haberdar olan şirketler çıktı ortaya. Birçok teklif de geldi onlardan. Tabii karar vermekte zorlanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Boşuna yorulma istersen. Efendim? Boşuna çeneni yorma diyorum Reşat Yaşar'ın. Fahrettin Bey. Şirketin zerre kadar ilgilendirmiyor beni. Oğlum için buradayım. Oğluma yaptıkların hesabını sormak için. Senden, oğlundan, yeğeninden hesap sormak için. Fahrettin Ilgaz. Evet, Kerim'in babasıyım. Kerim yalan söylüyor. Kes! Yaptığınız bütün şerefsizliklerden haberim var. Ve seni çok iyi biliyorum Reşat Yaşar'ın. Sen sadece paran kadar varsın. Yeter artık. Ben güvenliği çağırıyorum. Çağır bitsin şu rezalet. Buraya hesap sormaya geldim. Ve tüm hesapları teker teker kapatmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kerim artık yalnız değil. Oğlumun yanındayım bundan sonra. Oğlum senin yüzünü bile görmek istemiyor. Bize ne hava atıyorsun be? Yaptıklarınız cezasız kalmayacak. Bundan sonra bir şey yaparsanız da yandınız. Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Allah kahretsin. Seni bir de bununla uğraş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.